Bunlar bizim kendi el emeğimiz. İstedik ki yeni nesillere eski yöremizin giydiği, kadınlarımızın giydiği kıyafetleri göstermek. Yani geleceğe bir şey bırakmak açıkçası. Nasıl diyelim, eskiden kadınlarımız böyle giymiş, bu şekildeydiler. Bu bebekleri arkadaşımla beraber yapıyoruz. Arkadaşımın projesiydi, ben de destek amaçlı beraber bu işi tamamladık. Bayağı bir uzun sürüyor çünkü üç eteğin dikilmesi, kıyafetlerin dikilmesi ayrı ayrı bir emek. Tülbentinden, puşisinden, üç eteğinden. Bütün her şeyi de el emeğimiz yani. Yaşlılarımıza sorduk. Eskiden nasıl giyiyordunuz, nasıl yani kıyafetler falan. Onlar da bize üç eteğin olduğunu, işte şalvar olduğunu, çarık olduğunu, ayakkabı olmadığı için. O şekilde tülben zaten var, puşisi, şu üstteki şeyi. Bunların hepsini kendileri bize söyledikten sonra biz bunu bir şeye çevirdik. Yani bebek üstünde, bez bebek üstünde tamamıyla herkese göstermek amacıyla şey yaptık, giydirdik yani. Yani güzel bir his çünkü biz zaten geçmişte olan şeyi günümüze getirmek için bunu yapıyoruz. İstiyoruz ki herkes hatırlasın, kimse unutmasın. Kendi benliğimizi unutmayalım lütfen. Şimdiki yeni nesilde yani çocuk mesela plastik bir oyuncağa ilgi duyuyor ama buna çok şey yapmıyor. Böyle bakıyor, kıyafetleri çok ilgi duyulmuyor gibi. Unutulmuş. Çocuğu şöyle görüyorum, bakıyorum plastikte hani böyle Barbie bebeklere çok ilgi duyarlar ama buna baktığı zaman hani kapalı bir bebek gibi mi görüyor acaba bilmiyorum tam anlamıyla ama böyle bir bakıyor. Ha, yüzüne baktığı zaman bir güzel bir şey olduğunu söylüyor ama ondan sonra bir duruyor. Çocuklar çok az bir şeydi ama yetişkinler, daha çok yurt dışında olan insanlar evet çok beğeniyorlar. Özellikle ha eskiden biz bu bebeklerle oynuyorduk, yapıyorduk diyorlar yani. Onu evet kesinlikle söylüyorlar yani. Biz yapıyorduk, biz oynuyorduk. Ha, gördüğü zaman böyle bir şaşırıyor. Bakıyor zaten. Biz bunun için yüksek bir fiyatla hiçbir şeyimiz olmuyor kesinlikle. Böyle bari çok böyle hani pahalı satalım da bir şeyler kazanalım amaçla değil. Sadece yöremize ait bir şeylerin olduğunu ve el emeğimizin aldığımız yetiyor. El emeğimizi almamız yetiyor bize. Peki kadınların üretime dahil olmasını sen nasıl değerlendiriyorsun? Kendin yapıyorsun, kendin biçiyorsun ve kendin satıyorsun. Kesinlikle çok harika. Ben isterim ki grup çalışması yapalım, isterim ki birden çok fazla çalışalım. 50 TL ablam. Kaç bu? 50 TL. 50 TL mi? Evet. İstiyor. 40 TL. 50 TL, 40 TL. Biz sattığımız bütün ürünler hiçbir zaman yüksek bir fiyatla satmadık. Efendim? Evet, o da öyle. Küçüklerimiz 40 abla. Herkes kendine, yöresine ait bir şeylerin yapmasını isterim açıkçası. Katılsınlar, yapılsınlar. Biz zaten bunun ileriki bir zamanda daha çok kişinin katılmasıyla yapmak istiyoruz yani açıkçası. Bir faydamız olsun. Elinde tuttuğun bebeğin adı var mı peki? Bese diyelim. İyi satışlar o zaman. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu standı biz kendimiz yaptırtıyoruz ama bu buna dahil değil. Bu tek başına bir emek. Hem dik dursun diye güzel oluyor. Bunu almak istersen 5 TL. 5 lira bu. Yani biz bunu kendi şeyimiz. Abla peki bunu kime alacaksın? Eve alacağım. Eve derken süs eve, olarak. Eve süs olarak. Ne hissettiriyor bu sana böyle bir oyuncak? Ne işte geleneğimiz göreneğimizin eski şeylerimiz. Evet. Yurt dışına götürüyorum. Ben doğma büyüme Tunceli kökenli değilim. Kökenliyim de ama evet. Seviyorum böyle tür şeyler seviyorum. Evet.